Bilmiyorum ne söylemek istersin. Bir de şeyimiz vardı, bir tarikat üyemiz vardı biliyorsun, tecavüzden. Evet, tutuklandı bu. Yani adını bile ağzıma almak istemiyorum. Onun tutuklanmasına çok şaşırdım. Ne söylemek istersin? Ben şaşırdım tutuklanmasına. Yani bu tarz şeylerin artık cezası yok çünkü. Hele Ya ki dini kullanıyorsan. bunların her birinin, ben bu ülkedeki tarikatların, cemaatlerin her birinin lağvedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Kesinlikle. kökü kazınmalı. Çünkü topluma en ufak bir faydaları olmadığı gibi ciddi zararları var. Hemen hepsinin de doğal olarak, çünkü böyle organizasyonların doğal hedefi sonuçta gücü maksimum seviyeye taşımaktır. Yani şöyle bir organizasyon şemasından bahsedilmez ki, birbirini hiç tanımayan bir topluluk bir araya geliyorsa, bir grup oluşturuyorsa ve bu grup küçük grup olmaktan çıkıp devasa bir gruba dönüşüyorsa, ülke geneline yayılıyorsa, bunların içinde her türlü güç mekanizmasını elinde tutan insanlar olmaya başlar. Nedir? Avukatları olur, doktorları olur, polisi olur, askeri olur, hakim olur, savcısı olur, şusu busu. Nihayetinde devleti ele geçirme duygusunun ortaya çıkmaması mümkün değil. O yüzden bu tip grupların, devletin kontrolünde olmayan her türlü grup devlet için aslında tehdittir, tehlikelidir. Bunlar kaçak yapılar. Ya Atatürk boşuna bu yapıları lağvetmemiş, boşuna ortadan kaldırmak için mücadele etmemiş, boşuna bunlarla savaşmamış. Bugün çok daha iyi anlıyoruz. Onlar da zaten bunu bildikleri için bu kadar Atatürk ülkelerine ve devrimlerine ve Cumhuriyet'e düşmanlar. Yakın Karşılar. zamanda bu tarikatın neydi? Nurullah Efendi denilen kişi, adı da öyle. Nurullah Efendi'nin Cumhuriyet'e yönelik çok ağır sözleri vardı. Söylemleri vardı. Yıkacaklarından bahsediyordu. Yakın zamanda şeriatın geleceğine olan inancını falan anlatıyordu. Bugün de öğrendik ki bu cemaatlerin birçoğunda olduğu gibi maalesef çocuklara taciz ediyorlarmış, tecavüz ediyorlarmış. Üstelik taciz ettiği çocuklardan birinin babası bunu şikayet ettiği için tarikatın diğer Kolunu mensupları kırmış. tarafından linç edilmiş. Adamı dövmüşler, kolunu kırmışlar. Muhtemelen bundan sonrasında çok daha ağır baskılar da görecektir o kişi. Artık orada içinde bulunduğu toplulukta kalması, o mıntıkada yaşaması da mümkün olmayacaktır. Devletin mesela o aileyi, o kişiyi, o çocuğu, babasını, ailesini topluca koruma altına alması gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra can güvenliklerinde olmadığını düşünüyorum. Bunların şeyhe olan bağlılıkları her türlü suçu yaptırabilir. Çok tehlikeli. Devletin erken uyanıp FETÖ'de yaptığını yapmaması lazım geç kalmadan ve bu grupların tamamıyla savaşması lazım. Ben biraz insanlara da kızıyorum burada. Ensar olayından sonra yani çocuğum olsaydı ben hiçbir şekilde işte bu tarikat ya da işte dini grup kendilerini diyorlarsa artık hiçbir şekilde göndermezdim. Israrla göndermeleri, ki bu ilk de değil son da değil. Yani böyle birçok olay var. Israrla göndermelerini ben anlamıyorum. Geçtiğimiz hafta kamuda önemli bir göreve sahip birisiyle sohbet ediyorduk. İşte o da bir cemaate yakın diyeyim. Yani o kadarını söyledi en azından. Dedim ki yani neden bir cemaate ihtiyaç duyuyorsun? Yani bir kere hani ilk emir oku. Evet. Türkçesi var bunun. Açarsın, okursun. Yani niye bir cemaate ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu söyledim dedi, ya işte sen dinden çıkmışsın, çarpılacaksın ya. Elhamdülillah ben de Müslümanım ama yerine getirebildiklerim var, getiremediklerim var. Hani o beni ilgilendirir, Allah'la benim aramda. Ama ben niye ihtiyaç duymuyorum bir cemaatin içine girmeye? Tamamen aslında ekonomik yapılar. Çokça bahsediyoruz seninle. İşte FETÖ'den sonra boşlukları doldurma yerleri var biliyorsun. Tamamen işte bir yerlere girmek, bir yerleri ele geçirmek, işte kamuda yükselmek adına yapılıyor. İşte arada da böyle gerçekten dini duygularla giden, işte çocuğum Kur'an öğrensin, işte eşim Kur'an okusun diye dini duygularla giden insanlar da böyle zarar görüyor. Dediğim gibi tamamen hepsinin kapatılması taraftarıyım ben de.